İş adamlarımız, özellikle büyük fındık sanayicilerimiz destekliyor. Sevgili belediye başkanımızın yemekli muhtarlar toplantısında belediyemizin organizasıyla ziraat odamızın da koordinasıyla birlikte ilaç bizden, ilaçlama sizden kampanyası düzenlenmişti. Bunu muhtar arkadaşlarımıza bildirdik. Elimize bir miktar hediye ilaç geldi. Bu ilaçları ekibini köyünde kuran muhtar arkadaşlarımıza veriyoruz. Nasıl ilaçlanabileceğini arkadaşlarımıza da eğitimini vererek ilaçlamalarını sağlıyoruz. Bu anlamda da ünyevi iş adamlarımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü büyük bir alanı kilitliyor fındık. Biz evet fındık bahçemizde ilaçlayarak kendi fındık bahçemizi kurtaracağız. Ama fabrikalar bir sürü insan istihdam ediyorlar. Çok sayıda çalışanları var. Bu eğer Kokarca'nın önüne geçemez isek bizi gerçekten çok sıkıntılı günler bekliyor. O fabrikaların durması anlamına gelir. Ki bunun gidip görmedim ama büyük iş adamlarımızdan aldığımız bilgi Gürcistan bölgesinde büyük firmaların fabrikalarını kapattığını, orada 70 bin ton fındık yaparken Gürcü bölgesi 20 bin tona düştüğünü biz de iş adamlarımızdan öğrendik. Dolayısıyla büyük fabrikaların oralarda artık kepen kapattığını, Kokarca nedeniyle kapattığını duyduk. Arkadaşlar gerçekten çok zarar veriyor. Bugün masamızda işte size ikram olsun diye fındık getirdik. Ben Akvin bölgesine kadar Kokarca ile alakalı taramaya gittim. Bu tarama sırasında Ziraat Odası başkanlarımı ziyaret ettim. Bir tane fındık yiyemediklerini gerçekten bize orada beyan ettiler. Bu sadece fındıkla alakalı da kalmayacak. Meyve ve sebzelerimize de zarar verecek. Bu anlamda sizin bu işe yani sözlerimize tercüman olmanıza çok teşekkür ediyorum. Siz yoksanız bunu bir ileriye taşıma şansımız yok. O açıdan vasıtanızla da üreticilerimize bunu bildirmiş olalım tekrar. Başkanım, ağırlıklı olarak Karadeniz'de en çok nerelerde görülüyor Kokarca? En çok hangi bölgede var? Şu anda Ordu bölgesi. Özellikle Ordu bölgesi, pilot bölge sanki Fatsa gibi. Ama ben ya korku salmak, söylemek istemem ama biz seneye bizi ünye olarak çok sıkıntılı bir dönem bekliyor. Aslında biraz daha erken havalar soğumadan bir şeyi kaçırdık. Yani belki bizim acemiliğimiz, belki bilmiyorum. Böcek kışlamaya gelmeye başlamıştı. Yani bahçelerden meyve ve sebze üzerlerinden daha yiyecekleri kalmayınca onlar kışlamaya gelirken yani bir düşmana pusu kurmak gibi düşünün. Pusuyu kurmalıydık. Bunda biraz geç kaldık diyebilirim. Ama hiçbir şeye geç kalmış değiliz. O ara hayvanlar, böcekler kışlaklara geliyorlardı. İşte Sarıhalil'de bunu oradaki arkadaşlarımız sağ olsun. Daha sonra muhtar da ekibini kurarak o işin içerisine girdiler. O bölge, Sarıhalil bölgesi örnek oldu aslında. Diğer bölgelere örnek oldular. Ve dönüşü çok iyi oldu. İç mekan ilaçları farklı arkadaşlar, dış mekan ilaçları farklı. Bu farklı eğer ilaçları üreticimize, muhtarlarımız vasıtasıyla iyi anlatabilirsek bir fırsat daha var şimdi önümüzde. Bu hayvanlar şimdi kışlaklardan tekrar Nisan gibi sahaya çıkacaklar. Yani gıda depolamak için sahaya çıkacaklar, üremeye çıkacaklar. O zaman tekrar bir mücadele daha eğer becerebilir yapabilirsek, üçüncü periyotta da fındık bahçelerini ilaçsız bırakmayacağız. Akıllı, süreli olan ilaçlar var. Zamanlı ilaç süresi, zamanlı olan ilaçlar var. Bunlarla birlikte üç periyotta önüne geçebiliriz diye düşünüyorum.